Yaşar Süngü Hangi alanda dünyada kaçıncı sırada olmak önemlidir? Bu yıl açıklanan bir rapora göre Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. sıraya yerleşti. Rapor aktif askeri personel, toplam nüfus, toplam askeri araç adetleri gibi veriler göz önüne alınarak hazırlanmış. Birinci sıradaki ülke herkesin tahmin ettiği gibi kendini dünyanın jandarması zanneden Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'yı Rusya, Çin, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık, Türkiye ve Almanya takip ediyor. Türkiye doğalgaz ithalatında 216 ülke arasında 6. sıraya yerleşti. 55 milyar 130 milyon metreküp doğalgaz ithalatımız var. En çok ithalat yapan ülke 119 milyar 500 milyon metreküp ithalatla Almanya. Hangi ülkede mobil internet ücretinin ne kadar olduğu konusunda yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki 1 GB mobil internet ücreti 2,25 dolar. Araştırma 2019 yılı verilerini kapsarken ortalama ücretleri üzerinden hesaplanmış. En pahalı mobil internet kullanıcısı 1 GB mobil internet için 75,20 dolar ödeyen Zimbabwe, 1 GB mobil internet için 32,71 dolar ödeyen Yunanistan ikinci sırada. Listenin sonunda 0,26 dolarla Hindistan var. Hindistan'ın bir ön sırasında da 0,68 ödeyen Sudan. Türkiye'de bir kişiye düşen yıllık ortalama et tüketimi 35 kilogram. Bu rakam 1960'lı yıllarda 17 kilogramdı. Batı Avrupa'da bir kişinin yılda tükettiği ortalama et miktarı 70-80 kilogram. Dünyadaki en fazla et tüketimi ise Avustralya ve Amerika'da. Buralarda tüketilen ortalama et tüketimi %153 kg arasında. En az et tüketimi yılda 7 kilogramla Etiyopya, 8 kilogramla Ruanda, 9 kilogramla Nijerya'da. Süt tüketiminde AB ortalamasının altındayız. Ajans Press'in The International Dairy Federation'ın IDF son verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye yıllı ortalama 17,8 litre süt tüketimiyle listenin sonlarında. En çok süt tüketimi 125 litre ile İrlanda'da. İrlanda'yı 120 litre ile Finlandiya, 92,6 litre ile de Birleşik Krallık takip ediyor. Dünyada en çok sigara tüketen ülkeler listesinde 4. sıradayız. Yapılan araştırmada nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarına bakılmış. Türkiye'de erkek nüfusun %40'ı, kadın nüfusun %13'ü sigara kullanıyor. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasında %39 oranla Endonezya var. Endonezya'dan sonra %30'la Rusya gelirken komşumuz Yunanistan'da %27 oranla 3. sırada. En az sigara tüketen ülke ise %7 ile Brezilya. Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de en ölümcül hastalık %38,4'lük bir oranla dolaşım sistemi hastalıkları olarak gözlemlendi. Raporda başlıca 6 ölüm sebebi ele alındı. İkinci sırada %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler %12,5'la solunum sistemi rahatsızlıkları yer aldı. Göçmen sayısı en çok olan ülkeler sıralamasında listenin başına açık ara farklı yerleşen ülke 48,2 milyon göçmen sayısıyla Amerika. 14. sırada yer alan Türkiye'de yaşayan göçmen sayısı 4,1 milyon olurken toplam nüfusu oranı %5,3. Amerika'dan sonra sırasıyla listede yer alan ülkeler Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Kanada, Avustralya, İspanya, İtalya, Hindistan, Ukrayna, Türkiye ve Güney Afrika. Ajans Presle Avustralya Canberra Üniversitesi'nin ortak hazırladığı raporun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye dünyanın en çok haber takip eden 3. ülkesi oldu. Türkiye %78'lik bir orana sahip olurken listenin başına %85 ile İsveç e yerleşti. İlk 5'te yer alan diğer ülkeler %79 ile Polonya, %77 ile Güney Kore, %70 ile İtalya. İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda yerine koyabileceği kapasiteyi aştığı gün olan küresel limit aşım günü bu yıl 29 Temmuz olarak saptandı. Bu tarih itibariyle insanlık olarak dünyanın yıl içinde yenileyebileceği kaynaklardan fazlasını tüketmeye başlamış olacağız. Her ülkenin kaynak kullanım farklı olduğu için limit aşım günü ülkeden ülkeye değişiklikler gösteriyor. Türkiye bu yıl doğal kaynakları dünya ortalamasından 32 gün önce tüketti. 2018'de 11 Temmuz olan ülkemizin limit aşım günü dünya ortalamasından 21 gün önceydi. Yani son verilere göre durum bu.